Risale-i Nur şakitleri hillet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden inşallah bu tecrübeni ve münafıkane planı da akim bırakacaklardır. Kardeşlerim, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Tabii enaniyetin çok tezahürü var. Çok çeşidi var. Hele ahir zamanda bunlar, bu enaniyet meselesi beşerin gündeminde manevi hastalıkların başında geliyor. Her şeyden enaniyet zuhur edebilir. Mesela ilimden gelen enaniyet, varlıktan, servetten gelen enaniyet, makamdan, rütbeden gelen enaniyet, ırktan, aşiretten, kabileden gelen enaniyet, muvaffakiyetten gelen enaniyet, sanattan gelen enaniyet, şöhret-i kâzibeden gelen enaniyet, pek çok. Ama burada iki önemli enaniyetin iki kaynağını zikrediyor. Biri gaflet. Yani bir Müslümanda gaflet ziyadeleştikçe enaniyet de kavileşir ve kökleşir. Tabii gafletin de çok tabakası var. En dehşetli gaflet, Allah'tan gaflet. Resulullah'tan gaflet, Kur'an'dan gaflet. İlk inen sure İkra. Bu surenin son ayetinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Secde et, secde ayeti. Secde et ve yaklaş diyor. Secde et ve yaklaş. Ne demek? Secde insanı Allah'a yaklaştırır. Burnunu kır. Büyük Allah'tır. Allah beklerdi. Secdeye git. Secde müminin Allah'a en yakın olduğu andır. Bakın şimdi burada gaflet. Niye bu asırda gaflet, enaniyet ziyade? Mesela bir cami, sabah namazda bir camiye gidiyorsun. Herhalde bir saf. Eğer böyle büyük camilerde iki saf, üç saf. Üç saf. Kesset-i sucud. Secde enaniyeti bombardıman eder. Buradan çıkan sonuç nedir? Bir Müslümanın namazını kılıyor, secdesi var. Secde ile beraber enaniyeti varsa demek ki anlaşılıyor ki onun ibadet ve taatında kemal noktasından bakınca nakıslık var. Kamil mümin, dikkat et, kendini sıfırlayandır. Sıfır. Varlık dağını eritendir. Bir de bu asırda dünya perestlik de var ya. Şimdi bu ahir zamanın dehşetli bir belası. Üç kişi, beş kişi bir araya geldiği zaman neden konuşuyor ya? Benim apartmanım, benim köşküm, benim sarayım. Benim arabam, benim uçağım, benim param, benim servetim, benim devletim, benim şöhretim. Bak, onlar senin ruhunun bir parçası değil ki. Senin değil ya. Bugün senin, yarın senin değil. Bugün elinde, yarın yok. İnsanın kemalatı nereden gelir? İmandan gelir, marifetten gelir, ibadetten gelir, ahlaktan gelir. İslamiyet'e medar vasıflarını fiilen teşhir etmekten, temsilden gelir. Bak bu cihetler gündeme gelmiyor. Maddeyle. Dünya perestlik.
insanlar dünya perestlikte, dünyaya Allah korusun tapma derecesine gidince o zaman bak adam kendi kemalatıyla değil de işte varlığıyla, parasıyla, servetiyle konuşuyor. Dehşetli bir enaniyet. Bu böyle. Şimdi İslam aleminde bakın, bir de şu tespiti yapmak lazım. İslam aleminde bugün nerede bir ihtilaf, nerede bir sıkıntı, nerede bir sancı varsa onu tahlil et. Eş yani dibinden ne çıkar? Eştiğin zaman ağla, külle al dibinden enaniyet çıkar, benlik çıkar, ekabirlik çıkar. Kamil Müslüman kendini ne yapandır? Sıfırlayan. Melekût aleminde, mana aleminde bilinmenin yolu dünyada silinmekten geçer. Bu bir kanundur yani. Silinmeyenler hakikat aleminde bilinmezler. Bilinenler, manen bilinenler kendini silenler sıfır. Temayüz yok yani. Üçhaniyet yok. Normal bir vatandaş. Dışı sahra-i kesrette, içi umman-ı vahdette. Allah bizi öyle yapsın. Evet. Dehşetli bir enaniyet evet. Bu asırda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğunda. Yani haklı dahi olsa demek insan enaniyetiyle bu asırda hak dava etmesi de enaniyetleri okşadığı için hakkat noktasında haklı dahi olsa enaniyetinden vazgeçmek. Tabii. Elazığ'da Osmanlı döneminde yaşamış bir zat varmış. Allah rahmet eylesin. Hulusi abi anlatmıştı da. Elazığ'daki üstadın birinci talebesi Hulusi abi. Beyzade Efendi, onun müritlerinden, talebelerinden birisi genç, gelmiş onun yanına demiş ki, Efendi Hazretleri, ben nefsimin sesini kestim. Ben nefsimi ıslah ettim, demiş. O zat da tebessüm etmiş, evladım demiş, bir gün bekle, birisi gelir senin kuyruğuna basarsa o zaman nefsini öldürmüş müsün değil misin o zaman anlarsın. O zaman anlarsın. Allah nefsimizin şerrinden bizi muhafaza etsin. Alem İslam'ın en ciddi problemlerinden birisi budur. Enaniyet. Varlık dağıyla ortaya çıkmak. Evet. Risale-i Nur'un hakiki şakitleri, buz parçası olan enaniyetlerini... Bakın şimdi teşbihteki misal da çok enteresan. Bak enaniyeti neye teşbih ediyoruz? Buzdağına, iceberg. Şimdi bakın, iceberg'in fıtratı. Iceberg soğuk. Enaniyetli insanlar da soğuk. Hatta bir adam enaniyetli olsa, bir başka bir enaniyetli adamı görse, ondan rahatsız oluyor. Soğuk, iyice. İki soğuk yan yana gelince, soğukluk ne yapıyor? Ziyadeleşiyor. Bak, kendisi enaniyetli dahi olsa, enaniyetli bir adamı gördüğü zaman rahatsız oluyor. Bak, bir kere bak, sıfatlardaki mutabakata. Enaniyet buzdağı gibi, soğuk. Soğuk. Üşütür. Buzdağı büyük ve dehşetliyse
Kuzey Kutbu'nda aşağı yukarı Kıbrıs adasına yakın şeyler var, icebergler var. Iceberglerin özelliği üçte biri yukarıda, üçte ikisi bir de gizli enaniyet. Allah bu gizli enaniyetin şerrinden de bizi korusun. Gizli enaniyet. Adam 20 sene sonra, 30 sene sonra gizli enaniyetiyle ortaya çıkar. 40 sene sonra, 50 sene sonra. Usturuklu bir enaniyet. Kendini kendinden gizliyor, kendini efkâr-ı amreden gizliyor. Allah onların şerrini de bizi muhafaza etsin. Bakın, şimdi bak, teşbih gayet manidar. Buz, soğuk. Ne yapar? Hasta eder. İkincisi, bak, buzla bağ olur mu? Bahçe olur mu? Buzda bağ olmaz, buzda bahçe olmaz. Buz verim verir mi? Buzdan semer alınır mı? Alınmaz. Enaniyet de öyle. Enaniyetli bir insandan, fayda manasında, marifet manasında, hakikat manasında da pek fazla şey alamazsın. Onun için eyle hakikat. Hele böyle dine, imana, Kur'an'a medar bir hizmetin tahakkuk tecellisinde bu enaniyetin ne olması lazım? Ya erimesi lazım. Bakın, şimdi erimezse, şimdi büyük okyanusu düşün, yani ben misal vereyim. Şimdi büyük okyanusta, önce söyledim, Kıbrıs adası kadar bir buzdağı. Şimdi büyük okyanusun büyüklüğünü tahayyül edin, şöyle bir daire çizin. O daire içerisinde, o alan içerisinde velev Kıbrıs adası kadar dahi olsa o dağ derya içerisinde bir nokta gibi. Değil mi? O kadar. Bir nokta. Üstü belli, altı belli, soğuk, hayat vahşetmeyen, fayda getirmeyen bir nokta. Ama erise, o buzları erise, o zaman ne olur? Fena fil derya olur. O zaman der ki, büyük okyanus benim, benim büyük okyanus derim. O büyük okyanustaki bütün varlık alemleri hepsi benim. Erimezse, o büyük okyanus içerisinde olsa olsa soğuk, hayatsız, semeresiz, varlığı olan ama fayda getirmeyen bir zerre olarak kalır. İşte dolayısıyla bak, Havz-ı Ekber'de erimek. Sırr-ı İhlas. Havz-ı Ekber'de erimek. Kur'an'ın Havz-ı Ekber'inde erimek. Varlık dağını eritmek. İşte kamil Müslümanların dünyası bu. Allah bizi de öyle kâmil yapsın. Şimdi enaniyet oldu mu ne istiyor? Rüçhaniyet istiyor. Hak tanı geliyor. Haksızlığı müdafaa ediyor. Hakkatı incitiyor. Uhuvvet rabıtalarını kırıyor. İnsani ilişkilerdeki şefkat, merhamet, müzaharet, af gibi vasıf ve sıfatlar onda geride kalıyor. Soğuk bir dünya. Cenab-ı Hak bu beladan Adem İslam'ı bizleri muhafaza etsin. Hakikaten bugün İslam aleminde en ciddi problemlerden bir şey enaniyet. Enaniyetini eritmiyor. Eritmeyince bakıyorsun, çatışma meydana geliyor, ihtilaf meydana geliyor. Bir de arkasında tozun dumanı, ihtilafın dumanı. Cemiyet-i İslamiye'yi ciddi manada yaralıyor darbe. Onun için Üstad bir tabir kullanıyor, çok önemli, diyor ki, eneyi yırt, hüveyi göster.
elini yır, hüveyi gösterir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın bir kanlı intişarı var. Kanlı nebat, kanlı imsat, kanlı hayat. Şimdi çekirdeklere bakın mesela. Şimdi Bursa Şeftalisi'nin çekirdeği büyük değil mi? İyice kaba. Şimdi çekirdeğe bakın. Şimdi bu çekirdeğin içerisinde yazılım programı olarak bir ağaç var mı? Var. Yani ağacın yazılım programını, kader sayfasını Cenab-ı Hak çekirdeğin içerisine koymuş mu? Bu ne demektir? Bu çekirdek ikinci bir alemde, ikinci bir alemde bu çekirdek muazzam, muhteşem, mükemmel bir ne olacak? Ağaç olacak. Sünnetullah kanlı bu değil mi? Ha şimdi şu anda efendim şeftalini vermem bitti, bitti sayılır. Şimdi çekirdeği aldım. Şimdi çekirdeğin stadına bak. Bu çekirdek bir dahaki sene toprağa girerse, iki sene, üç sene sonra ne olacak? Külliyete çıkacak bak, külliyet. Muazzam, muhteşem bir ağaç olacak mı? Olacak. Ama bir şart abi, bu çekirdek toprağa girecek. Toprak İslamiyet. Hakikat-ı Kur'aniyenin suyuyla suyu çekecek, ıslanacak. Iska. Sonra bu çekirdeğin sünnetullah kanunu muazzam ve muhteşem ağaç olmasının yolu nereden geçiyor? Kabuğunu kıracak. O sert kabuk kırılmadıkça o çekirdek ikinci bir baharda muhteşem ve muazzam bir ağaç olamaz. Aynı bu sünnetullah kanunu manen de cari. İşte enaniyet o çekirdek. Havalarda gezmeyecek. Afakta da dolanmayacak. İslamiyetin toprağı, toprağın içerisine girecek. Hakkat-ı Kur'aniyenin talimiyle suyunu alacak. Envar-ı Kur'an'ın, İslam'ın ziyasıyla, ışığıyla temir olacak. Fakat kendi kesbine medar, kendi iradesine medar şifre o kabuğu kırmak. O enaniyetini parçalarsa o çekirdek ikinci bir baharda muhteşem ve muazzam değil mi? Semeralar ne olur? Bir ağaç olur. Ama irade tercihimizle o kabuğu, o enaniyeti kırmasak, o çekirdeği bekleyen akıbet nedir? Tefessü eder ve gider. Hem dünyada gider, hem de ikinci baharda yani ahirette manen perişan ve helak olur. Allah bu akıbetten de hepimizi muhafaza etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha.